gerçek barışın, gerçek dostluğun ve insanlığın, insanca yaşamanın, insan hak ve özgürlüklerinin gerçek anlamda yaşam bildiği bir toplumun özlemiyle sevgiyle hepimizi kucaklıyoruz. Yetkililerin duyarsızlığı devam ettiği için hapishanelerde çok sayıda hasta mahpus son dilekleri olan yakınlarının yanında olma ve huzur hakkında mahrum bırakılmaktadır. Türkiye genelinde 400'e yakın 21 farklı tipte hapishane bulunmakta. Bu hapishanelerden sadece ikisi R tipi, yani kendi ihtiyacını karşılayamayacak derecede sağlık sorunları yaşayan mahpuslar için yapılmıştır. Bu hapishanelerde sürekli sağlık ve bakım işi yapacak personel bulundurma zorunluluğuna rağmen maalesef birlikte kalan mahpuslar birbirlerine yardım etmektedir. Zaten kendisine bakamayan bir mahpus, diğer mahpus arkadaşının yarısını temizlemek, hatta zorunlu ihtiyacını dahi karşılamak durumunda kalmaktadır. Yine ameliyat, açık yara ve benzeri sorunlar olan mahpuslar temiz, hijyen gerektiren koşullardan çok uzak şartlarda tutulmakta. Birçok mahpus da hapishanenin kötü şartlarında tek başlarına adrete ölüme mahkum edilmek istenmektedir. Bu hafta 325 fitri oturmamızda ağır mahpus hasta Ali Haydar Yıldız'ın durumunu aktarmaya çalışacağız. 8 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul Pendik'te yaralı şekilde yakalanıp gözaltına alınan Ali Haydar Yıldız, önce Kartal ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, burada bir süre tutulduktan sonra Sanat ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştür. Ailesinin ifadesine göre ilk 8 saatte yapılması gereken tıbbi müdahale yapılmadığı ve onun elinde bulunan kurşun çıkarılmadığı için belden aşağısı tutmayacak şekilde felç olmuştur. Tedavisi yapılmadan felçli bir şekilde hastaneden çıkartılarak Metris Reykjavik Hastanesi'ne götürülen Ali Haydar Yıldız, bir hafta öncesinde gayri insani koşullarda tutulmuş, hiçbir insani ihtiyacı karşılanmamıştır. Belden aşağısı tutmadığı için tuvalete dahi çıkamamış, kişisel temizliğini yapamamıştır. Daha sonra buradan Tekirdağ Ekinoğlu Fethi Hapishanesi'ne sevk edilince önce Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülür. Buradaki doktorlar pis olduğu, koktuğu için tedavi etmek istememiş. Ama yaralarına bakmak zorunda olduklarından hastanede sadece bir kez temizliği yapılmıştır. Daha sonra hapishaneye götürüldüğünde bütün bakımın yanındaki diğer mahpus arkadaşları yapmıştır. Duruşmalara sedyeyle çıkarılan Ali Haydar Yıldız için Adli Tıp Kurumu 2012 yılında sakatlık nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği, bir başkasının desteğiyle bakıma muhtaç olduğu yönünde rapor verilmiştir. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyaya gelen raporu iki duruşma boyunca Ali Haydar Yıldız ve avukatlarından saklamış, rapor açığa çıkınca da tahliyesi mümkün değildi kararını vermiştir. Ağır sağlık sorunu ve sürekli yatağa bağlı olmasından dolayı daha sonra tekrar Metris Reykjavik Hapishanesi'ne sevk edilen Ali Haydar Yıldız şu an halen Metris Reykjavik Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Ali Haydar Yıldız'ın ablasıyla son durumuna dair yaptığımız telefon görüşmesinde kardeşinin sürekli yatmaktan kaynaklı olarak vücudunda yaralar oluştuğunu, bu yaraların artık giderek büyüdüğünü ve dayanılmaz acılara sebebiyet verdiğini belirtmiştir. Bu acılara dayanmak için sürekli biçimde ağrı kesici ve sürekli antibiyotik almasına rağmen bunun çözüm olmadığını ifade etmiştir. Uzun zamandır havalı yatak talebine sürekli olumsuz yanıt verildiğine, hatta biraz kullanım bildiği elleri için hastaneden kendisine verilen puf ve ağrılıkların dahi hapishane idaresince kendisine verilmesinin saklandığı ifade edilmiştir. Başkalarının bakımına muhtaç konumunda bulunan Ali Haydar Yıldız, hapishane koşullarında veya hapishane hastanesinde tutulması değil, derhal bırakılması gerekirken
o yalnızca hapishaneye değil, hastalığına ve yatağına da mahkum bırakılmıştır. Sandalyede daha oturulması, doktorlar tarafından sakıncalı görülen, tüm vücudu yatak yaraları bağlanmış ve ayaklarının kangren olması tehlikesi bulunan, tek başına kendine bakamayacak, peşli bir mahpus olan Ali Haydar Yıldız'a yapılan işkencedir. Yetkililerden Ali Haydar Yıldız'a Ali Tıp Kurulu tarafından verilmiş olan tek başına hapishane koşullarında yaşayamaz raporunun gereğinin acilen yerine getirilmesini ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz.